ve doğaav.com bu adreslerimizden fuarla ilgili detaylı bilgileri de alabilirler. Dolu dolu bir fuar yaşatacağız diyordum. Çünkü 250'ye yakın firma var içeride. Bu firmaların profiline baktığımızda av ve avcılıkla ilgili malzeme, ekipman, aksesuar üreten ya da ithal eden firmalar var. Balıkçılıkla ilgili balık tutkunlarına yönelik malzemeleri, ekipmanları sergileyecek firmalar var. Kıyafetler, doğa sporları, kamp karavan malzemeleri, off-road araçlar, bu işin turizmi, gerek yurt içinde gerek yurt dışında turizmine ön ayak olan firmaların standları olacak. Eğitim kurumlarının bu konuda eğitim veren, karada, havada, suda eğitim veren firmaların standları olacak. Gerek profesyonel, gerekse de hobi olarak yapan tüketicilerimize de halkımıza da yönelik bir fuar. Burada 4 gün boyunca yılda bir kere yapılan bir şey ve şu anda fuarda ilk kez sergilenecek lansmanları yapılacak ürünler var. Malzemeler var, donanımlar var. Bunları şu anda verirsem reklam olur ama birçok firmanın ilk kez göreceği, çıkaracağı ürünleri bu fuarda sergilenecek. Evet, internetten görüyorlardır. Şimdi dokunma ve görme fırsatı yakalayacaklar. Dergide yahut da bir internet ortamında gördükleri ürünleri, malzemeleri şimdi fuarda canlı olarak görecekler. Rakipleriyle kıyaslayabilecekler. Bu bakımdan fuarında işte özelliği bu. Bir önemli bir pazarlama argümanı. Çok büyük bir avantaj. Burada sizlerin de standı olacak. Yaban Store'un standı olacak. Geçen sene çok keyifliydi. En ilgi çeken standlardan biriydi. Bu sene yer daha da büyüdü Yaban Store'un. Daha farklı çeşitler sergilenecek tahmin ediyorum. Onlar şu an gizli tutuluyor. Şimdi fuar büyüdü. Geçtiğimiz seneye göre bu 250 firma %40 civarında bir büyümeyi ifade ediyor. Biz şu andaki sektörün büyüme ortalamasının da üzerinde fuarı büyütmüşüz. Bu önemli. Bu da tabii sektörün dinamikliğini de gösteriyor. Bu konu önümüzdeki dönemde daha da önemli bir hale geleceğine inanıyoruz Türkiye'de. Tabii federasyonumuz sağ olsun bu konuda yönetimi, federasyonun yönetimi çok önemli kararlar alıyorlar. Bu konuyu her tarafta anlatıyorlar ama bu fuarda yaban hayatının korunması, bu amaca yönelik bilgilendirilmenin, bilinçlendirilmenin sektöre yapılması açısından fuar önemli bir görevi üstleniyor. Pazar akşamına kadar, 2 Haziran'da açıyoruz fuarı, 5 Haziran pazar akşamına kadar her gün saat 11 ile 21 saatleri arasında. Saatler değişti. Evet, biraz daha uzattık, biraz geç açıyoruz, geç kapıyoruz. Çünkü yoğun bir talep vardı geçen sene. Geçen sene 8'de bir saat erken kapatıyorduk ama inanılmaz bir ziyaretçi vardı, inanılmaz bir talep vardı. Bu sene biz 21 diyoruz ama belki talebe göre daha da öteleyebiliriz. Şehrin dört bir tarafından Bursa'ya gelen, şehir dışından gelenler için ücretsiz otobüs seferlerimiz var. Ayrıca Türkiye'nin şu anda belli bölgelerinden otobüsler kaldıracağız. Belli şehirlerden Bursa'ya ulaşımın rahat sağlanabilmesi adına. Eğer şehirler aklınızdaysa da onları da söylersek hani ulaşsın. Federasyona bağlı kulüplerle temasa geçiyoruz. Ben buradan izleyicilerimize şunu söylemek istiyorum. Eğer bizim tabii her yere ulaşmamız söz konusu değil, bulundukları ilin kulübüne müracaat ederlerse biz bu konuda yardımcı olabiliyoruz. Ama şu anda Eskişehir, Kocaeli, Sakarya, Çanakkale, Ankara, Konya bu bölgelerden otobüslerimiz var. Şu anda yurt içiyle beraber tabii işin ihtisas fuarı olması sebebiyle de yurt dışı ayağı da çok önemli. Tabii biraz önce bahsetmiş olduğum yurt dışındakinden gelecek olan değerli misafirlerimiz haricinde bir de toplantı haricinde ziyaretçilerimiz olacak. Şu anda kesinleşmiş 30 ülkeden ziyaretçi bekliyoruz. Bu ülkelerde avcılık konusunda potansiyeli olan,
pazar teşkil eden Türkiye için, özellikle burada üretim yapan ve malını yurt dışına satan firmaların hedef aldığı ülkeler ağırlıklı olmak üzere, bunlar işte biz Avrasya coğrafyası dediğimizde 3 saatlik İstanbul'dan yahut da Bursa'dan, Ankara'dan uçakla 3 saatlik mesafeyle maksimum gelebilecek ülkeleri hedef aldık. Bu da yaklaşık 750 milyonluk bir nüfusa hitap ediyor. Böyle bir pazar. Şu anda 30 ülke civarında, 30 ülkenin şeyi var, kesinleşmiş katılımı olacak ziyaretçi açısından. Bu bölgelere baktığımızda Kuzey Afrika ülkeleri, yani şu anda ne kadar siyaseten karışık da olsa o bölgelerden gene ziyaretçimiz olacak. Kuzey Afrika ülkeleri haricinde yukarıda Kafkaslar, Kafkaslarla beraber Ermenistan, Azerbaycan, Gürcistan, Özbekistan, Azerbaycan, o bölgelere kadar giden bir coğrafyadan ziyaretçimiz olacak. Tabii ki Balkanlar olmazsa olmazımız. Şu anda Yunanistan, Makedonya, Bosna Hersek, Arnavutluk gelecek ziyaretçilerimiz var. İran'dan, Irak'tan ziyaretçi bekliyoruz. Suriye'den ziyaretçilerimiz olacak. Rusya'dan, Ukrayna'dan ziyaretçilerimiz olacak. Bununla ilgili yoğun bir çalışmamız oldu. Tanıtım ve pazarlama grubumuz bu fuarı tüm bu coğrafyada en iyi şekilde tanıttığına inanıyoruz. Yurt dışında fuarlarda olduk. İVA fuarında vardık. Orada tanıtımlar yapıldı. Binlerce davetiyeler dağıtıldı. Tabii biz hani şu anda tespit edebildiklerimizi öngörüyoruz. Yani bir terslik çıkmazsa biz fuar haftasında Türkiye'de ve Bursa'da konuyla ilgili 50 bin civarında ziyaretçi ağırlayacağımızı düşünüyoruz. Hedefimiz bu. Yurt içi ve yurt dışından 50 bin civarında ziyaretçi geleceğini düşünüyoruz. Hem bu da hem Türkiye için, hem de hani Bursa'mızın tanıtımı için, hem de oradaki oteller için bu büyük bir aslında ekonomi. Tabii. Yani bize geri dönecek bunların hepsi. Ya sen şimdi zaten bulunduğu şehre de fuarın çok önemli bir katkısı var. Şu anda biz hani bu yurt dışından gelecek dostlarımız için rezervasyonları yaptık. Tabii bu rezervasyonlar haricinde fuara katılan firmaların yani de gerek